Gazetesi'nin sayfalarında Eskişehir var. Büyük şampiyonlardan Şükrü Saban, eşi Birsen Saban, Adil Bilgür ve Fevzi Cavcar'la beraberiz. Büyük şampiyonlara Yahya Sevüktekin soruyor, onlar cevaplandırıyor, ansiklopedimizin sayfalarını çeviriyoruz. Atletizmde emek vermiş birçok abilerimiz bulunmakta. Bunların içerisinde Şükrü Saban abimize hemşerisi olan Behzat Akdeniz hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini almak istiyoruz. Buyur abiciğim. Allah rahmet eylesin Behzat Bey, rahmete erdi. O Eskişehir'de atletizmi en iyi seviyeye getiren, ilk temsilciliği yapan, bu işe varını yoğunu kaydeden, zamanın ayıran bir büyüğümüzdü. Ben tabii o zamanlar İstanbul'daydım, İstanbul'da koşuyordum. Ancak yarışlarda karşılaşıyordum. Sonradan ben İstanbul'da Eskişehir'e döndükten sonra hava gücünde beraber çalışma imkanları bulduk. Değerli, bulunmaz bir insan. Değerli abimizin eşi Birsen Sabancı ablamız da Şükrü abimiz de spor vasıtasıyla tanışmış olmalı. Evet. Nasıl tanıştınız abi? Evet, spor yaparken yarışmalarda daha sonra milli takıma ben de katıldım. Orada yarışmalarda, antrenmanlarda birliktelikten sonra bir evlilik beraberliği oldu. Evlilikten sonra da devam etmiş miydiniz? Evlilikten sonra da bir süre ben iki defa milli takıma, cross milli takıma girdim. Daha sonra üniversiteler arası yarışmalarda derecelerim var. Yine atletizmde 800 metre koşuyordum üniversitelerde. Cross milli takımıyla Bulgaristan'a, Yunanistan'a beraber gittik. Orada sporda anlaştık. İşi pişirdik. Şimdiki evlilik. Behzat Bey önderliğinde o bizi daha çok buluşturdu. Kısmet. Behzat abimizin yeri ikiniz için de evet, çok farklı. Evet. Yine büyüğümüz Fevzi abimizden ülkemize çok hizmetleri olmuş, her alanda hizmetleri olmuş. Yücel Seçkinel abimizle olan düşüncelerini alabilir miyiz? Tabii ki Yücel Bey'le biz uzun yıllar aynı pistlerde koştuk. Yalnız o Rüzgar'ın oğlu olarak 100 metre, 200 metre koşardı. Ve emekli olduktan sonra biz sporu da bıraktık. O arada Yücel Bey de devlet bakanı olarak 1998 senesinde Atletizm Federasyonu'nun 75. yıl dönümünde bize anı olarak bu resmi beraberce bize bir şilt sunmuştu. Bizim de Yücel Bey'le her ay bir konuşmamız oluyordu. Fakat ne yazık ki şurada bir ay önce vefat etti ve bizleri spordan öksüz bıraktı. Biz Reşat Öztaş abimizle ilgili düşünceniz nedir? Reşat Öztaş şeker sporda koşardı. Gerçi tam bizim onunla şey yaptık ama biz onun son devrelerine yarıştık. Milli oldu. 100 metre Türkiye şampiyonuydu. Üstü olarak da rahmetli Reşat Öztaş öyleydi. Başka şeyim yok. Yalnız kendisini tanıştık, görüştük ama koşmadık. Bizim büyüğümüzdü. Yaşça da büyüğümüzdü o zaman. Tabii şey olarak da öyleydi yani. Değerli bir Eskişehir'de bir değerli bir atletimizdi yani Eskişehir'in. Aynı dönemlerde evet. Az da olsa beraber tabii, spor yapmış olduk. Yaptık gene bu kadar yani koşmadık gerçi ama öyleydi yani şey olarak da. Evet. Rasit Öztaş 1948 Londra Olimpiyatlarında 100-200 metre Türkiye'yi temsil eden bir Eskişehirli bir atletimizdi. Aynı zamanda ticaret lisesi mezunu olarak Eskişehir Şeker Spor'da atletizme devam ettirdi. İlhan Akdeniz kimdir? Sizdeki yeri nedir? İlhan Akdeniz biraz önce bahsettiğimiz gibi Behzat Akdeniz'in oğludur. Çok iyi niyetli, babasının yolunu tutmuş, o da atletizm antrenörlüğü yapıyordu. Eskişehir'e
güzel bir kız takımı kurdu, birinci oldu. Çalışmaları severdi. Yani çok Allah rahmet eylesin değerli bir atletizm sevdalısıydı. Babasıyla beraber, babasını da aynı şekilde. Spor yaptığınız dönemde sizin döneminizin en iyi atletleri kimlerdi? Başarılı olanlar kimlerdi? Kimleri hatırlıyorsunuz? Evet, biz Gülçiray, Aycan Öner, Ülkü Otay. Abicim, Türk sporuna çok katkıları olmuş. Herkesin kenarda olarak düşündüğü Sami Yavrucuk. Bu evet. Abimiz sizce nasıl biridir? Atletizm için yapmayacağı herhangi bir iş yoktu. Çok çalışkan, çok faal bir abimizdi. Biz onu Ankara'da 1946-48 senelerinde tanıştık ve uzun yıllar Konya Atletizm ve İl Müdürlüğü yaptı. Oradan Sami abiyi biz uzun yıllar atletizme hizmet eden bir abimiz olarak, bir hocamız olarak almak istiyoruz. De Türk atletizmine son günlerinde bile hizmet eden Esat Tarım abimiz, hepimizin en kısa zamanda bile hatırladığı Esat Tarım abimizin. Allah rahmet eylesin, garibine rahmet eylesin. Çok iyi bir kardeşimizdi. Bizden sonra atletizme başladı ama beraber koştuk. 408 koşardı. Çok millikçiye girdi ve çok atletizme yani şey oldu, talebi yetiştirdi Eskişehir'de gene. Bizim Mehmet Terzi döneminin koordinasyonunu yaptı. Avrupa'ya bir sürü giderken ilgilenen oydu şey olarak da. Ve koşardı. Ve onunla 800 falan koştuğumuz zamanlar oldu. Koştuk beraber de hatta her zaman gelirken Adil abi derdi yani kaygıda kusur etmezdi. Çok efendi, gani gani resim bir kardeşimizdi yani. Atletizm camiasına da yani çok büyük katkıları oldu Türk atletizmi olarak. Eski federasyon başkanlarımızdan büyük iş adamı, aynı zamanda birçok sporcuya birçok katkıları olmuş Yılmaz Sazak abimiz hakkındaki düşünceniz nedir Şükrü abi? Yılmaz Sazak'la aynı federasyonda federasyon o as başkanıydı ve yönetim kurulu üyesiydik. Daha önceler Yılmaz abinin adını duyardık ama pek şeyimiz olmadı yani sporla. Onun için Yılmaz abi atletizme büyük faydası olan, hatta Semra Aksu'ya bilmem biri de var, özel yardımlarda bulunan, onları destekleyen, özel paralar veren bir şeyimizdi. Bir müsabakalardan sonra mesela çocukların iyi derece yapan çocukları teşvik etmek için altın takardı, altın getirip takardı. Yani atletizmin babasıydı, sevilen bir insandı. Daha sonra ailesi de adını yaşatmak için adına müsabakalar tertipledi. Birçok sporculara dediğiniz gibi maddi anlamda da katkıları olan bir organizasyonla devam etmişti. Ablamızın gözünde Behzat Akdeniz kimdir? Evet, bizim büyüğümüz, saygı duyduğumuz, Eskişehir'i atletizmi sevdiren, yaşatan, bizleri de o gruba katan büyüğümüzdü. O tarihlerde atletizmin Eskişehir'de en çok biz önderlik yapıyorduk, yarışıyorduk. Saygı duyduğumuz büyüğümüz. Evet, ileriki yıllarda üniversiteler arası yarışmalarda 800 metrede yarış derecelerimiz rekor olarak geçti. Da 2000 metre cross koşuyordum aslında. Üniversiteler pist yarışlarında derecem rekor olarak yazıldı. Da bıraktım ondan sonra da yarışmaları. Peki yeri nedir? Türk atletizminin gelmiş geçmiş eski hocalarımızdan biridir. Bizi atletizme teşvik etti. Bizlere iyilik yaparak Türk atletizminde çok sporcu yetiştirmiş olarak tanımaktayım ben Besim hocamıza ve saygı duymaktayım. Gani gani rahmet eylesin. Fevzi abimiz Besim Aybars büyüğümüz hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Bu arada Şükrü abi, Besim Aybars'ı siz nasıl tanıyordunuz ve sizin gibi
şampiyon sporcular yetiştirdi mi? Ya da yetiştirdiyse kimlere yetiştirdi? Nasıl bir katkısı oldu? Besim Hoca bizim zamanımızda Besim Hoca ve Şevki Koru en değerli antrenörlerdi. Yani iyi kaliteli sporcular onlarla çalışırdı. Onları beğendim. Besim Hoca atletizmi o kadar severdi ki yeri gelir sahada yatardı. Sabah erkenden gelir, akşama kadar o sahadan 19 Mayıs yanındaki atletizm sahasına çıkmazdı. Yetiştirdiği elemanlar, şampiyonlar, bayanlarda Gülşiray, erkeklerde Mağaranta, Dalkılıç, Ekrem Koçak, daha aklımıza gelmeyen birçok şampiyonların hocalığını yapmıştır. Şevki Koru da Türkiye'de, İstanbul'da antrenör olarak çok değerli bir insandır. O günün koşullarında Türkiye'nin iyilerinden olan hocalardır bunlar. Benim antrenörlüğümü yaptı. Beni 29-37 koşturacak kadar ilk defa 30 dakikanın altında koşan bir atlet durumunu getirmeyi başardı. Başarılı bir insandı benim için. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Adil abimize de Hüseyin Topsakal abimizin yaşantısını ve bildiği kadarıyla onu bize değerlendirmesini isteyerek. Şimdi Allah rahmet eylesin. Hüseyin Topsakal 5000-10000 koşardı. Şeydi, yüksek şeyciydi. Her zaman koşarken onun bir huyu vardı. Sağ kolunu oynatırdı. Vites değiştirir derdik ona. Ben hadi Topsakal. Vitesini değiştir falan. Bütün şey olarak da öyleydi ve düzgün, hakikaten çok efendi bir büyüğümüzdü. Bizden büyüktü gerçi, şey yapmadık ama çok efendi büyüğümüzdü. Öyle bir insandı yani, şey olarak değil. Sene 1957'de gene beraber ordu takımına katılmıştık. Aydar Ertuğran, Hüseyin Topsakal, İlami Koç, ben orada kamptaydık. O zaman ben de askerdim oyum. Biz o zaman şeyler vardı, güçler. Hava gücü, kara gücü, jandarma gücü, deniz gücü. Şimdi o güçler kalktı o zaman. Biz zaten Eskişehir'de bizim şeyimiz, kulübümüz hava gücüydü. Eskişehir hava gücüydü. Hüseyin Topsakal, Aydar Ertuğran kara gücündendi. Şey de aynı, İlami Koç da kara gücünden koşuyordu. Onları da Kara Harp Okulu'nda kampı almışlardı. Hep beraber yedik içtik kalktık, yani öyleydik birbirimizi. O zaman daha da iyi tanıdık. Çok efendi bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Abicim, İlhan Koç abimiz hakkındaki düşüncemiz? İlhan Koç, Allah rahmet eylesin, Eskişehir doğumludur. Eskişehirli bir insandır, adlettir. Sonradan İstanbul'a gitti. İstanbul'a yerleşti. Beşiktaş kulübünde koşuyordum. Kendisiyle yarıştım. Yani Koç'ta. Kulüpler arası yarış yapılıyor. O Beşiktaş'tan koşuyor. Ben Fenerbahçe'den koşuyorum. Birinci günü 5000 metre yarışı var. 5000 metre benim branşım. Rahmetli İlhami beni geçti. O beni geçti. Birinci oldu. İkinci günü 1500 koşulacak. 1500 de onun branşı. 1500 de ben onu geçtim. Yani böyle bir anımız, böyle bir güzel hatıramız var. Biz de şeyi soralım. Unutulmayan Şevki Koru hocamız. Şevki Koru hocamız Türk atletizmin kıymetli hocalarımızdan biridir. Saygı duyduğumuz, her zaman için aynı zamanda beni ve Şükrü'yü Eskişehir'e gelerek haftanın iki günü ya bir günü gelir bizleri kontrol ederdi. Aynı zamanda Birsen Hanım da o tarihlerde bizimle beraber çalışır. Birsen Hanım'ı da kontrol eder ve derecelerimizi tutar. Bizlere iyi derece yapmamız için öğütlerde bulunurdu. Şevki hocamızı gani gani rahmetle anıyoruz. Kendisine her zaman için saygı duyduğumuz bir hocamızdı. Size ne ifade ediyor? Şimdi Haydar Ertuğran deyince baba Haydar da derdik. En şeyden Hüseyin Topsakal'la beraber onlar hemşeriydi zaten. Onlar birbirlerinden ayrılmazlardı. Çok efendi, bütün şeyle de aynıydı. Şeyle. O da gene 5000-10000 koşardı. Mesafe koşucusuydu Haydar Ertuğran da. Allah rahmet eylesin. Yani öyle şey olarak değil.
Ankara'da atletti. Onlar Karagücü'nde koşuyorlardı. Ankara'dan yani şey olarak o yani ifade ettiğini. Yer yarışlarda buluşurduk, beraber olurduk. Güzel anılarımız onlarımız da olurdu. Böyle Allah rahmet eylesin. Şükrü abicim, Ekrem Koçak unutulmayan yarışçı. Herkesin bir anısı olan Ekrem Koçak. Kimdir, nedir? Nasıl biriydi? Ekrem Koçak Türkiye'ye gelmiş atletlerin içinde en yetenekli, en kabiliyeti olan bir insandır. 800-1500 koşar bir yeri geldiği zaman kendisine birçok yarışlardı. Hatta Türkiye birinciliğinde cross koşan milli takıma girerdi. Cross milli takımına girerdi. Hatta bir anımız var, bir sene yine Balkanlar'da şey yapılıyor, müsabaka yapılıyor. İşte bu arkalarda kaldı. Bir baktık Ekrem bayrakları topluyor. Bayrakları toplayıp geldi. Şey, bayrakları koyuyorlar ya, evet, çizgi evet, şeklinde. Arkuş. Yani bu kadar sevecen, bu kadar akıllı, iyi bir insandı yani Allah. Onlar gibi yani, o devirde Cahit Öner, Ekrem Koçak, bunlar Türk atletizminin o günkü en değerli insanlarıydı. Peki Cahit Öner kimdir? Nasıl biriydi? Cahit Öner, Cahit abi de ben yarıştım. 3000 engelli koşardı. 1500'de koşardı da 3000 engelli koşardı. 3000 engelli iyi koşardı. 3000 metreyi koşardı. Bir gün beraber yarıştık yine 3000 metreyi. Rahmetliyi ben geçtim. Biraz sonra geldi arkamdan, boyumdan böyle şey yaparak tebrik ederim dedi. Tebrik, öyle bir tebrik ettiydi yani. Fevzi abicim, Türkiye'nin eski maratoncularından, iyi maratoncularından Ahmet Aytar. Evet, Elazığlı olarak Ahmet abimizi tanırız. O zamanlar Aydar Ertuğran, Mustafa Kaplan beraberce bunlar maratoncu olarak koşarlardı. Biz de 5000, 10000 koşardık ve onlara mesafe antrenmanları yapardık beraberce. Oradan Ahmet abimize saygı duyduğum zamanın maratoncularından Ahmet Aytar'ı da o vaziyette tanıdım. Eski büyüklerimizden Fevzi Pakel hakkında Adil abimizin fikirlerini alalım. Fevzi Pakel, Allah rahmet eylesin, bizim emsali, biz yaştaydı şey olarak, erken vefat etti. Eskişehirli, Eskişehir'de atletizme başladı ve 5000, 10000 Şükürler zaman yarışırdılar beraber şey olarak da ve sonra da fazla gene hep her zaman teşvik mesaimiz oldu. Sonra bir ara Almanya'ya gitti ve Almanya'da gene yarıştı, şu bu yaptı bir iki gelerek şeyle de. Ondan sonra da gelince Antalya'ya yerleşti ve Allah rahmet eylesin gani gani, çok iyi ve ailece de tanışırdık bir şeyle, gene çocukları Antalya'da, halihazırda gene tanışıyoruz. Ve işte biraz da maalesef sigaraya da düşkünlüğü vardı. Son atletizm olan sigara yüzünden, damar şeyinden erken vefat etti. Atletizme nasıl başladınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Size katkısı olan büyükleriniz bulundu mu? Atletizme İstanbul Yapı Sanat Okulu'nda okudum ben. 60'lı yıllarında, 56-57-58 yıllarında. Orada başladım. Nasıl başladım? Bir gün akşam yatılı okullarda biliyorsunuz mütalaa vardır. Ders çalışma şeyi. İşte müdür dolaşıyor. İşte atletizm okul takımını seçeceğiz. Yarışmak isteyen var mı? Hani takım şey yapıyordu. Biz de elimizi kaldırdık. Ne koşacaksın dedi. Biz o zaman 5000, 10000 bilmiyoruz. Mukavemet dedim ben. 5000 mi 10000 mi dedim o zaman. 5000 dedim. O aptal takım bir şey oldu. Okul içinde bir seçme yapıldı. Cumartesi günü. Ben ikinci oldum. Takıma girdim. Ondan sonra liseler müsabakası yapılıyordu. Haydarpaşa Lisesi'nin olduğu yer var ya. Evet. Onun orada yapılıyordu o zaman. Orada yarışlara katıldık. Ben ikinci oldum. Beni geçen arkadaş altıncı oldu. Yani o vesileyle baktı,
dikkatler çekti, dikkat çektik. İşte kulüpler gelir misin, gider misin demeye başladı. Önce Beşiktaş'a Selahattin Yıldızlar Uzun Ömür Üniversitesi'nde orada fotoğrafların sizin atalım. Evet. Beni Beşiktaş'a lisans etmek için çok uğraştı. Lisanslarımı hazırladı, her türlü şeyi yaptı. Lisans bölgeye gitmiş, fakat şey durdurmuşlar lisansı. Fenerbahçeliler okul müdüründen gelip demişler ki bunu biz alacağız. Bunun lisansını durduralım. Nasıl? Siz bir yazı yazın, dersler zayıftır, şu anda şey olmaz, lisans çıkmaz diye. Çıkarttı, dersler aksıyor diye. Onun üzerine o yazıyı yazmışlar. Bizim lisansı bölgeye götürmüşler, lisans durmuş. 13. 14. günü Fenerbahçe lisansları düzenliyor. Tekrar oraya götürüyorlar, lisans Fenerbahçe. bir oyunla Fenerbahçe'yle oluşuyor. Evet, bazen farkında olmadan biz de oyunun kurbanı mı olduk, oyun şey olduk, elemanı. Atletizmin tarih sonuçlarına bakılınca çok büyük başarılara imza atmışsınız şu abim. Atletik konusunda 7 defa kazanmak gibi. Bunları yaparken nasıl bir çalışma yolu izlediniz? Veya çalışmadan ziyade size etken olanlar neydi? Şimdi benim bir şansım da Eskişehir'de olmamdı. Çünkü Eskişehir'de Ferici Acar vardı, Adil vardı, Ömer diye bir arkadaşlarımız vardı. Onlar bir takımdı. Burada olduğum zaman bunlarla beraber antrenmanları yapma imkanları buldum. Zor bir yarış Atatürk koşusu. Atatürk yarışına ben özel olarak hazırlandım. Atatürk benim için çok başka bir mana taşıyordu. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, bu hale gelmiş. Onun için mesela buradan Nazan'da Kanlıpınar bayrağı vardır, şimdi gelirken inmişsinizdir. Orada araba tutardım ben taksiyi, oraya giderdik, oradan aşağı ben üç kere iniş yapardım. O zaman sağ olsun hakemliğe gelen bir taksici arkadaş vardı, adları Allah rahmet eylesin, Gazi'ydi galiba. O götürürdü. Şey yapardı. Yani o nedenle Atatürk yarışına o şekilde hazırlanıp büyük bir yarış olduğu için, büyük insanın adına verilmiş bir yarış olduğu için bir önem arz ediyordu. Tabii. O yüzden de daha spesifik, daha özel bir çalışma gerektiği için de Eskişehir'de dahi olsanız o çalışmayı yerine getiriyormuşsunuz. Ki bu iyi sonuçlar elde edilmiş. Şöyle yani, Atatürk yarışı benim için en büyük yarıştı. Mesela Atatürk yarışından sonra 15 gün sonra Türkiye cross birinciliği var, milli takım seçiliyor. Yani bunu koşuyorsunuz, Adelen sertleşir, takıma giremezsin derlerdi. Ben dedim takıma bu sefer giremezsem bir dahaki sefer girerim ama ben Atatürk yarışını en iyi şekilde koşmak istiyorum diye hazırlanır ve kazanırdım yani. Fevzi abicim, uzun süre atletizmle uğraştınız ama atletizme nasıl başladınız? Kimler etken oldu? Niye atletizmi seçtiniz? Atletizme ben 1946 senesinde başladım. Çünkü Behzat hocamız bizim beden eğitimi öğretmeni olarak fabrikamızda bulunuyordu. O anda Eskişehir'de yine okullar arası Büyük Atatürk yarışı yapıldı. Bu okullar arası yarışta ben Eskişehir Sanat Okulu, Eskişehir Ticaret Lisesi, Atatürk Lisesi, Devlet Demiryolları Meslek Lisesi okulları vardı. Bu okullar takımında arasında 5. oldum. Ve Behzat hocamız dedi, tamam dedi, sen dedi atletsin. Bundan sonra atletizm takımından sana lisans çıkartacağız falan diyerek beni şey yaptı, teşvik etti. Fakat ben yapmak istemedim. Yapmak istemeyince hocam beni ikmale bıraktı. Beden eğitiminde dersinden ikmale kaldım. Ve o sene beden eğitiminde ikmale kaldım. Ben hocam da aynı mahallede oturuyoruz. Aramızda bir sokak var. Babamın
vasıta ettim, babasına söylettirdim. Yok demiş. İlle demiş, o demiş, atletizm yapmadıkça ben onu sınıf geçirmez. Ve tatil oldu, tatilde beni çağırdı. Bak dedi, 15 gün sonra imtihan yapacağız. Sen şunları şunları yapman lazım. Bana uzun atlama, yüksek atlama ve 100 metre çıkış hakem şeyi verdi. Bunları yaparsan dedi, seni atletizm olarak dedi, faal olarak dedi, bir sporcu olarak görmek istiyorum dedi. Tamam hocam dedim, yapacağım dedim. Ve dedim, okuldan mezun oluncaya kadar dedim, atletizm emrinde, sizin emrinizde atletizme devam edeceğim dedim. Ve aynı vaziyette ben 3 sene hocalığımı yaptı ve 3 sene ben atletizm yaptım ve askere gittim. Askere gidince bu sefer bisiklet sporuna başladım ben. Bisiklet sporuna başlarken tabii atletizm gibi koşmamız, çalışmamız lazımdı. Bir gün stada geldim, Eskişehir Atatürk Stadı'na. Bizim atlet Adil arkadaşımız Şükrü yoktu o zaman. Şükrü, Ömer, Rüştü abimiz, Yaşar, Bitkin, bunlar atletizm olarak koşuyorlar. Ben de dedim sizle koşabilir miyim? Ya biz uzun gideceğiz falan. Gidin dedim, ben de koşarım dedim, koşabildiğim kadar dedim. Bunlarla beraber uzun bir idman yaptık ve geldim. Dediler ya sen çok iyisin, artık bisikleti bırak, sen atlet yap, ol. Tamam dedim, atlet olayım falan dedim ben. Başladım atletizme, bisikleti de bıraktım, bisiklet sporunu. Çünkü hava gücü takımında hem bisiklet branşı vardı, hem atletizm, hem futbol. O zaman hava kuvvetlerinin takımı çok kuvvetli bir spor şeyi vardı, faaliyeti. Bütün şeyler vardı sporcu faaliyetlerinde. Ben de atletizm oldum ve o sene cross yarışı yapıldı. Gene ben cross takımında, Eskişehir takımında üçüncü olarak cross takımına seçildim. Fakat Mesut abi dedi, sen tecrübesizsin dedi, seni dedi takıma almayacağım. Ya hocam dedim, ben onlardan iyiyim dedim. Beş kişi gidecek, beni Eskişehir takımına dahil etmedi. Ve gittiler Ankara'da, ipodromda koştular ve takım diskalifiye oldu. Dört kişi yarış, beş kişiden üçü yarış terk etmiş, iki kişi tamamlamış. Dedi, döndüler, geldiler, dediler, ya Besat hocam o zaman, ya dedi, car car dedi, seni götürseydim dedi, sen dedi bu dangalıkları affedersiniz, bize öyle hitap ederdi. Salatalık falan diye hitap ederdi bize yani. Teşvik ederek bizi böyle şey yapardı, kamçılardı. Ve koştuk ve uzun yıllar koştum ben atletizme. Gelmiş geçmiş uzun mesafeci arkadaşlarımla, Cahit Önel'dir, Abdullah Gökpınar'dır, Aydar Ertuğran'dır, Osman Topsakal'dır, Osman Coşkul'dür, Turan Göker gibi atletleri geçtim. Bir tek atleti geçemedim. O da sağ tarafımda oturan Şükrü Saban'ı geçirmez. Söyleseydi birader geçirirdin. Fakat en sonunda Avrasya maratonunda Şükrü Saban'ı da geçtim. Ve dedim işte dedim, gördün mü dedim, seni de geçtim dedim. Artık atletizmi bırakırım dedim. Ve 69 senesinden sonra da faal atletizm hayatımı bıraktım. Antrenörlük, sporculuk, antrenörlük, hakemlik olarak 1900-2015 senesine kadar atletizmle hizmet ettim. Spora nasıl başladınız? Ben spora Behzat Akdeniz hocam sayesinde başladım. Şöyle ki bizim Eskişehir Hava İhmal Bakım Merkezi'nin orta sanat okulu vardı. Biz oraya giriyorduk, kaydolduk, oradayız zaten. Ve bizim spor hocamız, Allah rahmet eylesin, Behzat Akdeniz'di. Bizi yarıştırır, koşturur, devamlı sürekli aynı. Yani Fevzi falan dediği zaman onların da hocasıydı. Bizi isteyerek dedik tamam, aşağı yukarı 1952 yılında atletizme başladım. O zaman bizim küçük kategori falan yoktu. Bizi büyüklerde koşardık her zaman için. Ve bize Besat abimiz bütün sabah erken kaldırırdı, koşardık, düz diyerek
fabrikaya koşarak gelirdik, yürüyerek gelirdik. Yani bütün emeği Allah gani gani veren Behzat abimizin üzerindedir. Ondan sonra ben atletizmi sevdim. 400-800 olarak şey yapmadım ama 2-3 kere de Atatürk yarışına katıldım. Hava gücünü şey temsil ama tabii bir şeylere kalmadım. 14, 15, 16 arkalarda geldim gerçi ama hava gücü takımı olarak. Çünkü bizim komple Eskişehir, Şükrü Saban, Fevzi Cavcar, ben, Yaşar Bitkin, Mustafa Çolak hava gücü takımıydık şeyden komple şey olarak. Bunlar puan alınca şampiyonatta bir son senemiz Karagücü'nde geçtik. Şükrü varken biz de tabii Şükrü birinci, puan ona göre düşüyordu. Yani diyeceğim atletizmi öyle başladık. Senelerce atletizmi koştum ve bıraktıktan sonra da tekrar Behzat abicinin sayesinde gene atletizm hakem olduk. İmtihana girdik, hepimiz çalıştık falan. O zaman, bu zamana kadar da 2018'in senesine kadar faal atletizm hakemi olarak uluslararası görev yaptım. Bu sene seminere katılmadım. Hala yani atletizmden kopmuş durumum yok. Bu yaşa kadar geldik ama atletizmin çok faydasını gördük. Ve şöyle ki, bizim koştuğumuz zaman millet, insanlar koşmuyordu. Bize koşarken deli diye arkamızdan bakarlardı çocuğu seneler. Ama şimdi herkes kendisi koşuyor yarış olarak. Ve bak şu gördüğünüz zaman şu yaş 1935 doğumluyum. Aşağı yukarı 84 yaşındayız. Ki bu bütün bu şeyimi, varis şeyimi atletizme. Kötü alışkanlıklar yok. Her şey düzgün. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, sosyallik. Bize atletizmden bulaştı. Bütün olarak da. Aile bireyi olarak da öyleydik yani. Atletizm öyle değerli, şeyli bir spordur. Yani üzerimizde atletizmin katkısı çok büyüktür. Çok çok yani hala da yürüyoruz ve geziyorsak, yapıyorsak atletizm sayesinde. İyi ki de yapmışım. Yapmışım tabii maalesef. Teşekkür ederiz abi. Atletizm Ansiklopedisi'nin başka sayfalarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.